Gaziantep'te inşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken önlemlerin konuşulduğu toplantı yapıldı. Müsait toplantı salonunda düzenlenen programa Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Mehmet Selim Bağlı, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Siraç Ekin, SGK İl Müdürü Mehmet Uzun, Müsiat Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, inşaat sektörü temsilcileri ve davetliler katıldı. Konuşmaların ardından iş kazaları ve meslek hastalıklarında hedef sıfır konulu sunum yapıldı. Bilindiği gibi iş sağlığı ve güvenliğinde temel amaç çalışanların sağlığına zarar verebilecek risk oluşturan hususların önceden belirlenerek gereken önlemlerin alınması, rahat ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanması, iş kazalarının meslek hastalıklarına karşı çalışanların ruhsal ve bedensel sağlıklarının korunmasıdır. Bugün dünyada olduğu gibi ülkemizde de iş kazalarının meslek hastalıkları önemli bir sorundur. Sosyal politikaların oluşturulmasında piyasa ekonomisinin yaygınlaşması, rekabetin artması bu alanda sorunları derinleştirmektedir. Ve üretim süreçlerinin yetersiz ve olumsuz koşulları, çalışanların en temel hakkı olan sağlıklı yaşama ve çalışma hakkını tehdit ediyor. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli önlemlerin alınması bir zorunluluk olarak ortaya çıkıyor. Bir şantiyede işçi bunu da önemseyecek. Aynı zamanda o şantiyenin girişindeki bekçi de önemseyecek. Aynı zamanda karşıdaki bakkal da önemseyecek. Aynı zamanda o şantiyenin oradan geçip ilkokula giden öğrenci de bunu benimseyecek. Birisinin uymadığını gördüğü andan itibaren biri diğerini ikaz edecek. Bu yaptığın öncelikle kendi şahsına, ailene, şantiye şefine, firmaya, şantiyeye ve devlete zarar veriyor diyecek. Çünkü bir iş kazası Allah göstermesin vuku bulduğunda ciddi sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bir kere bir can, en değerli varlığımız. Sonra o firmanın, o şantiyenin, o işverenin karşı karşıya kaldığı cezai müeydeler, mali mesuliyetler. Günün sonunda geri dönüp baktığımızda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bizim getirdiğimiz tedbirler kısa vadede belki maliyet olarak görülebilir işverenler üzerinde. Bir gerçeği ifade etmek lazım değil mi? İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili getirdiğimiz tedbirler, işte mesleki yeterlilik belgesinin temininden tutun da iş sağlığı ve güvenliği uzmanının istihdamına kadar. Başkanım onlar bizim için bir maliyet oluşturuyor işverenler üzerinden diyebilirsiniz. Kısa vadede hesabı yapalım mutlak haklısınız. Ama orta uzun vadede bakalım arkadaşlar. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldığımız tedbirler işverenler için bir maliyet değil. Orta ve uzun vadede işverenler için çok ciddi bir maliyet düşürücü önlemler. Allah göstermesin. Ölümlü bir iş kazasının ortaya çıkaracağı maliyet, olayın manevi mesuliyeti, olayı bir canı kaybetmenin duygusallığını bir tarafa bırakarak sadece maddi olarak bile bakılsa bir canı kaybetmenin, bir ölümlü iş kazasının maliyeti kesinlikle iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini bir şantiyede bir yıl boyunca uygulamaktan çok daha yüksek. Çalışmaya eklenerek teftiş konuları belirledik. Yapı işlerinde 5 ana teftiş konumuz var. Tabii ki bu teftiş konuları yansıda da gördüğünüz gibi iş kazası sebeplerini ayrı tutmak mümkün değil. İnşaatlarda meydana gelen kazaların %44'ü yüksekten düşmeye bağlı meydana gelen kazalar. Önceliğimiz toplu korunma önlemleri. Nedir? Kenar koruma bariyer sistemleri, kapaklar, çalışma iskeleleri, güvenlik ağları. Eğer biz bu toplu koruma önlemleriyle riskleri bertaraf edemiyorsak, kabul edilebilir seviyelere çekemiyorsak, o zaman kişisel koruyucu donanımlara yönelmemiz mümkün. Tabii güvenlik ağının bulunması kadar doğru ankrajlanmanın yapılması, doğru kurulumun yapılması yine önemli konular. Ağların birbiri üstüne bindirme mesafeleri, yakalama genişlikleri, düşme mesafeleri yine hassasiyet gösterilmesi gereken konular.